Az TV ekranlarından, Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konu VM Medikal Park Bursa Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doktor Yaşar Akdoğan. Kendisiyle bugün diz artroskopisini konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 ve 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz diyorum. Ve Yaşar Hocam'a dönmek istiyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Şimdi hocam öyle bir şey söyledik ki diz artroskopisi dedik. Bir kere söylemesi bile aslında zor. Şiir gibi. Evet değil mi? Evet. Çok dile de hoş gelen bir şeyi var. Bu arada nedir diye sormak istiyorum. Nasıl tanımlarsınız? Şimdi artroskopi Latince artro eklem ve skopi gözlemek kelimelerinden geliyor. Diz artroskopisi de diz eklemine cerrahların, ortopedik cerrahların küçük bir, yaklaşık 1 santimlik insizyon açarak kamera yerleştirmesi. Bu kamera sayesinde dizin eklemin içerisindeki yapıları, işte menisküsler, çapraz bağlar, eklem kıkırdakları ve diğer işte yumuşak dokuları 6 ile 10 kat büyüterek bir ekrana, monitöre yansıtıp burada olabilecek hastalıkları hem tanı koymak hem de tanı koyduktan sonra yine 1 santimlik küçük bir delikten girerek gerekli olan cerrahi müdahaleyi yapmak olarak tanımlayabiliriz. Evet. Peki hocam artroskopiye hazırlık diyeceğim. Hazırlık evresi nasıldır ve gerekli tetkikler nelerdir artroskopi için? Öncelikle tabii ki bir diz ağrısı olan hastamız olması lazım. Hastanın ilk yapılacak şeyi iyi bir öykü aldıktan sonra şikayetlerin ne zaman başladı, nasıl başladı, işte spor yaparken mi ya da belli bir hareket esnasında mı olduğu, ağrılarının sürekli mi olduğu, yine dediğim gibi belli hareketler esnasında mı gerçekleştiğini bir teyit etmek lazım. Sonrasında da çok iyi bir fizik muayene. En önemlisi ağrının nerede olduğu, neye bağlı olabileceğini teyit etmemiz gerekiyor. Ve en sonunda bizim işte gold standart, altın standart dediğimiz MR çekilmesi. MR'la da bunun teyit edilmesi lazım ama MR'da da bazen %10 ila 20 oranında hata payı ya da görememe olabiliyor. Sonuçta kesit aldıkları için diz bölgesinden. O yüzden fizik muayene ve MR'ı birleştirerek karar veriyoruz. Evet. Bir de hocam özellikle sormak istiyorum. Şimdi hastalar genelde aslında elle muayenenin önemini çok farkında değiller gibi geliyor bana. Evet, doğru mudur? Doğru. Sanki hani bir tetkik olmadan muayene... Direkt ben bir MR çektireyim. Evet ama aslında siz bu işin uzmanısınız. Tabii. Ve muayenede ve hastanın anlattığı şikayetler doğrultusunda da bu noktada ciddi anlamda sizin aslında bir bilginiz olmuş oluyor. Aynen. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Hastaların size yaklaşımı nasıl olmalı? Yani şimdi bu özellikle MR konusu. Evet. Yani bazı hastalar oluyor ki kapıdan daha girerken ben MR için çektirmek için geldim. Hastayı işte diyorsun ki buyurun bir oturun bir dinleyelim nedir şikayetler. Ki MR'a bile gerek yok. Evet. Çok basit bir şey. Belki işte bir tendinit dediğimiz yumuşak doku iltihabı gibi basit bir problem. Bir ufak ilaçla ya da istirahatle geçebilecek bir şeyken hasta MR çektirip hem maddi olarak kendini yük altına sokuyor hem işte radyasyon şeylerini alarak bu tarz şeyleri yapmamalarında fayda var. Öncelikle işte hastanın kendini izah etmesi doktora. Doktorun da onu uygun fizik muayenesini yaparak gerektiyse zaten MR çektiriliyor. Evet. Peki artroskopi bildiğimiz kadarıyla anestezi altında olan bir yöntem. Ne tür bir anestezi uygulanmakta? Artroskopide biz ortopedik cerrahide genelde yani alt ekstremite dediğimiz bacak kısmındakinde halk arasında bölgesel diye geçen spinal anestezi genelde tercih ediyoruz. Ama tabii hastayı ameliyattan önce bir narkoz doktoru, anestezi doktoru muayene ediyor. Burada hastanın engel bir durumu varsa ya da bazen işte panik atak gibi sıkıntılı durumlar varsa genel anestezi yani uyutarak da yapılabiliyor ama tercihimiz spinal anestezi olması. Evet. Hem daha konforlu sonrasında postop dönemde erken dönemde kaldırıp hastayı yürütebiliyoruz bu sayede. Evet. Bir de hocam hani dedik ya aslında bir diz ağrısı olması lazım gelen kişinin ama şimdi genelde hangi hastalıklarda uygulanır daha çok? Şimdi diz bölgesinde
olabilecek rahatsızlıklar ve bizim en sık kullandığımız artroskopide menisküs dediğimiz iki kemik arasındaki bu C şeklindeki kıkırdak yapıların yırtıkları, onların tedavisi ve tanısı dediğim gibi en başta. Yine dizde dizin sağa sola dönmesini, öne arkaya kaymasını engelleyen çapraz bağ yırtıklarında, kopuklarında, özellikle sporcularda onların tedavisinde kullanmaktayız. Yine dizin kemik kıkırdağının hasarı, kıkırdak nakilleri en sık kullanılanlar. Diz bölgesindeki eklemi ilgilendiren sinovit dediğimiz eklem iltihaplarının temizlenmesi yine diz artroskopisiyle yaptığımız en sık cerrahi girişimler. Evet. Ben bu arada bunları not aldım çünkü sonrasında bu hastalıklara da biraz aslında değinelim istiyorum. Ne tür belirtileri vardır diye. Şimdi tekrar artroskopiye dönelim istiyorum. İyileşme döneminden bahsetmenizi isteyeceğim ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Yani. Hastalar nelere önem versinler? Evet. Şimdi diz artroskopisi söylediğimiz gibi halk arasında kapalı yöntem olarak diye geçer. Yani 1 santimlik bir insizyonla yaptığımız için iyileşme dönemi gayet hızlıdır. Çünkü yumuşak dokulara çok fazla hasar vermiyoruz. Kesilerimiz küçük olduğu için 1 santim bir tane dikiş oluyor hastada. Ve erken dönemde hasta iyileşme dönemine geçebiliyor. Tabii dikkat edilecek şeyler neler? Ameliyatın günü ve ameliyat sonrası birkaç gün özellikle ameliyatın boyutuna göre, yapılan işlemin büyüklüğüne göre hastanın üzerine basması ya da basmaması doktoru tarafından zaten tavsiye edilecektir. Ama genelde ertesi gün eğer sıkıntılı bir durum yoksa ayağı bastırabiliyoruz. Onun haricinde o gün yüksekte tutması, ayağını, şişliğinin takip etmesi gerekiyor. Şişmemesi için soğuk kompres dediğimiz buz tatbiki yapılmasında ilk günlerde fayda var. Evet. Yine en sık sorulan ve merak edilen aslında soruların başında geliyor zannederim. Ne zaman ayağa kalkarım ve ne zaman araç kullanabilirim? Evet. Özellikle çalışan kişinin araç kullanma bu. Herkes şu aralar araç kullandığı için en çok onu sorarlar hastalarımız. Evet. Ayağa kalkma az önce de bahsettiğimiz gibi yapılan cerrahinin büyüklüğüne bağlı değişebiliyor ama basit bir işlemse ertesi gün genelde yürütüyoruz. Yani yürütmesek bile en azından koltuk değnekleriyle ayağı kaldırabiliyoruz hastayı. Araba kullanma tabii hastanın hangi dizi, yani sağ dizi mi sol dizi mi, o önem arz ediyor. Aynı zamanda kullandığı araç otomatik mi değil mi, onlar önem arz ediyor. Ama ortalama 1 ila 3 hafta arasında değişiyor araç kullanması ama yaklaşık 1 hafta kadar genelde izin vermiyoruz. Ne olur ne olmaz diye trafik sonuçta. Dikkat etmesinde fayda var. Peki bu bahsetmiş olduğunuz için 1-2 haftalık süre içerisinde normal iş hayatına, işte araç kullanmayacak belki ama iş hayatına başlayabilir mi, devam edebilir mi? Bu yapılan anestezi, spinal anestezinin ilk 3 gün özellikle genç aktif hastalarda baş ağrısı gibi problemler yaratabileceğinden dolayı ilk 3 gün dışarı çıkmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz hastaya. 3 gün dinlenmesi, işte spinal anestezinin etkisini geçmesi için bol su içmesini tavsiye ediyoruz. Yani o 3 gün atlattıktan sonra genelde zaten çıkıyorlar hastalar. Evet. Peki beraberinde yine ilaç tedavisi ya da fiziksel tedavi gerekir mi, şart mıdır diye sormak istiyorum ya da gerekirse hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Şimdi ameliyat sonrası tabii bir ameliyat olduğu için diz artroskopisi bir antibiyotik tedavisi ve gerekirse hastanın ağrısını rahatlatmak için ilk 2-3 gün kadar bir ağrı kesici başlıyoruz. Fizik tedavi olmazsa olmazımız, özellikle sporcularda mutlaka uygun bir fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi alması, kasların eski gücüne kazandırması, özellikle çapraz bağ ameliyatı yaptıysak mutlaka bir fizik tedavi ve fizyoterapist eşliğinde çalışması gerekiyor. Evet. İlaç tedavisi peki sonrasında ne kadar sürüyor? İlaç tedavisi dediğim gibi sadece bir ameliyat olduğu için kısa süreli bir antibiyotik 5 gün kadar. Ağrısı kesilene kadar 2-3 gün kadar bir ağrı kesici sabah akşam kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında eğer hani kıkırdakla ilgili problemlerimiz varsa bu kök hücre tedavisi dediğimiz yöntemlere başvurabiliyoruz. Hastanın kanından alıp trombosit tedavisi yapılabiliyor. Evet, PRP dediğimiz kök hücre tedavisi uygulanabiliyor. Evet, birazdan bu konuya da değinelim istiyorum yine. Çünkü son zamanlarda aslında çok fazla dikkat çeken ve aslında tedavi edici düzeyde oldukça yüksek değil mi hocam? Eğer erken tanı konduysa ve gerekli işte artroskopiyle temizleme işlemi yapıldıysa PRP tedavisi gerçekten hastalar memnun.
Evet, birazdan döneceğiz o konuya yine. Şimdi artroskopi yapılan kişinin aslında evet hani sağlık için diyoruz ama bir taraftan da riskler ve komplikasyonlar var. Tabii ki. Birazdan da bunlar biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum. Riskler nelerdir? Komplikasyonlar nelerdir? Evet. Sonuçta bir cerrahi işlem tabii ki bir bazı riskleri oluyor. İşte bu anestezi tarafından olan riskleri ya da bizim ortopedi tarafından olan riskleri olabilir. Bizim tarafımızdan baktığımız zaman riskler düşük aslında. Neden? Çünkü kapalı ameliyat. Yani bir santimlik bir insizyondan girip yapılıyor. En sık karşılaşabileceğimiz şey işte bu şişme olayı. Ona eğer hasta ilk 3 gün dikkat ederse şişlik de fazla gelişmiyor. Enfeksiyon tabii ki risk faktörü ama antibiyotik kullandıysak onu da engellemiş oluyoruz. Bir diğer şey eğer risk faktörü varsa hastanın bu bacak damarlarının tıkanması. Ama o da çok minimal bir risk. Onda da zaten eğer hastanın daha öncesinde bir öykü varsa ya da işte normal kilonun üzerinde biraz kilosu varsa kan sulandırıcı başlıyoruz postop dönemde. Onlarla onu da minimale indirmek oluyor bu sayede. Evet. Şimdi bu demin bahsetmiş olduğumuz rahatsızlıklar. Bunları açalım istiyorum hocam. Menisküs dedik. Menisküs nedir? Ne tür bir rahatsızlıktır? Evet. Menisküs normalde dizimizde olmazsa olmaz bir yapı. İki kemiğin birbirine sürtünmesini, yürürken ya da koşarken basınç dağılımını yapıp ağrının oluşmamasını sağlayan yapılar. Tabii bunlar zaman içerisinde aşınıyor. Aşındığı için yani illa ağır bir darbe almamız gerekmiyor ve aşınmadan dolayı bir yıpranma ve yırtık oluşabiliyor. Yani bir kullanım aslında tabii, deformasyon. Tabii aynen öyle. Yani asıl elbiselerimiz kullanarak aşınıyor ya da arabalar aşınıyor. Onun gibi. Ama tabii spor yapanlarda bu travmatik olabiliyor. İşte darbe alarak ya da düşerek, çarparak o zamanki yırtıklar daha ciddi olabiliyor. Daha büyük sorunlar oluşturabiliyor. Evet. Burada zaten hani şimdi travma ile oluştuğu için hani belirtileri nedir diye aslında çok sormaya da gerek yok değil mi hocam? Yani o ilk andaki o darbenin belki etkisiyle. Tabii yani spor yaparken zaten kendini hemen gösteriyor. Evet. Bir ses duyabiliyor hasta. Dizinde bir boşalma hissi olabiliyor. Ya da bir şey takıldı dizime çıktı diyebiliyor. Ve sonrasında da şişiyor. Evet. Kanama olduğu için diz şişiyor. Zaten hasta yürüyemediği için, dizini kıvıramadığı için ortopediye mutlaka başvuruyorlar. Peki menisküsle ilgili bir sorun olup olmadığını öğrenmek için ne tür tetkikler yapılmakta? Şimdi dediğim gibi en baştan da yani hastanın hikayesi çok önemli. Yani kapıdan girerken dahi hastanın yürüyüş şekliyle onu algılayabiliyoruz. Ama özellikle işte fizik muayene çok önemli. Tabii bazen fizik muayene yapamıyorsun. İlk günlerde geldiyse çok şiş oluyor diz. O yüzden bazen tetkike direkt MR çekilmesine yani şüphe varsa hastanın hikayesi onu algılatıyor. Direkt MR çekimine de gönderebiliyoruz. Çünkü hastanın fizik muayene sırasında çok şiddetli ağrılar oluyor. Onu yapmamak için MR çekmemiz gerekebiliyor. Evet. Bir sorun olduğu takdirde. Evet. İşte yırtık dedik. Bunun tedavisi nasıldır hocam? Yırtıklar menisküste menisküsün bulunduğu yöre göre kanlanmasına göre daha doğrusu bulunduğu yere göre değişiyor. Eğer kanlanma olan bölgede bir yırtık varsa genç yaşlardaysa özellikle ve sporcuysa o yırtığın tamir edilmesi lazım. Dikilmesi gerekiyor. Ama yırtık kanlanmayacak bir bölgede ve yaş olarak ileri bir yaştaysa sadece oradaki yırtık parçayı temizlemek de gerekli olabiliyor. Evet. Peki sonrasında özellikle hani sporcular üzerinden konuşacak olursak nelere dikkat etmeleri gerekir? Şimdi dediğim gibi eğer menisküs yırtığı tamir edildiyse belli miktar dizi koruyoruz. Yani onlar normal sadece yırtığı temizleme şeyinden biraz daha aşama kaydetmeleri gerekiyor. İşte fizik tedavisini uygun yapmaları gerekiyor. Dizlik takarak belli bir süre üzerine basmadan o tamir ettiğimiz dokunun iyileşme süreci yaklaşık işte 3 ila 4 hafta arası kadar hastayı korumamız gerekiyor. Evet. Ama sadece yırtık tamir ettiysek, yırtığı temizlediysek o hastalar ertesi gün yürüyebiliyorlar rahatlıkla. Evet. Bir diğer yine hastalık aslında kıkırdak hasar dedik ve nakilden de bahsettiniz. Kıkırdak hasarı ne tür belirti verir ve hangi yaşlarda daha çok görülür? Kıkırdak hasarları yine gençlerde sportif yaşlılarda yine yıpranmadan dolayı oluşabiliyor. Oradaki şey yine MR'da bize yol gösterici. MR'da kıkırdaktaki hasarın boyutunu ölçebiliyoruz.
Eğer işte 1 santimetre kadar alanı kaplayacak kıkırdak hasarları varsa, bunlar işte az önce de konuştuğumuz PRP ile onarılabiliyor. Ama 1 santimin üzerindeki hasarlanmalarda bu sefer işte kıkırdak nakilleri ya da yaş ileriyse yarım protez dediğimiz protezlerle tedaviye gidilebiliyor. Burada nakil derken nakil edilecek olan, nakil alınacak olan şeyi evet. Nereden temin ediyorsunuz? Nakil alınacak olan ya hastadan başka bir dokusundan yani kemiğinden alınarak yapılabiliyor. Evet. Ya da yurt dışında olduğu gibi nakil bankaları ama bizde şu anda mevcut değil onlar. O yüzden kolay bir operasyon mudur? Kolay bir operasyon değil. Yani diz artroskopisinin basitliği kadar değil. Sonuçta oraya bir doku nakil edilecek. Evet. O dokunun oraya uyuşması, orada tekrar yapılanması, eski halini alması biraz zaman alacak. Evet. Yani biraz daha süreç uzuyor o zaman. Peki sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor yine hayatında? Yine hayatında dikkat etmesi gereken şeyler en başta fazla yük verilmemesi lazım. İşte bu ne olabilir? Aşırı spor. Bazen hastalar dozu kaçırabiliyorlar. İşte ben spor yapayım dizim kireçlenmesin ya da işte ben yürüyeyim diye. Böyle bir düşünce de var değil mi evet, hocam? Evet, sanki aynen öyle. Şöyle mi algılanıyor? İşte kireçlenme hani bildiğimiz çaydanlıktaki kireç evet. gibi sanki dışarıda oluşan bir işte fazlalık, atık evet. ve o iki eklem birbirine hareket sürttüğü ederse, zaman sanki o yok olacakmış evet, gibi. Öyle algılayan çok hastamız var. Aslında tam tersi tam değil tersi, mi hocam? Yani spor tabii ki hayatımızda olması gereken bir şey ama belirli sürelerle, belirli dakikalarla yani işte ağrının eşiğini hasta zaten bilir. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakikadan sonra, spordan sonra o dizde bir ağrı olmaya başlıyordur. Yani onu hissettiğiniz anda bırakmanız gerekir. İşte bu kiminde yarım saat 45 dakika olur da kiminde bir saat olur ama bir saatin üzerinde mutlaka bir problem oluşturur. O yüzden hani spor yaparken de işte yarım saat 45 dakikalar bir sabah olabilir, bir akşam üzeri olabilir. O şekilde yapılmasında fayda var. Yürüyüş de işte önemli. Yürüyüşün de mutlaka yine düz bir zeminde bazen hastalar geliyor ben yürüyorum evet diyor ama soruyorsun yokuş tırmanıyor, yokuş çıkıyor. İşte yokuş olmaması lazım çünkü dize en büyük yükü veren şey o merdiven inip çıkma, yokuşlar bunlar önemli. Tabii ki kilo almamamız lazım. En büyük sorunlarımızdan birisi o. Dikkat etmemiz lazım. Kilo aldıkça dize binen yük daha da artıyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir diğer soruna dönmek istiyorum. Demin de bahsetmiştik çapraz bağlar. Evet. Bunlarda ne tür rahatsızlıklar ortaya çıkmakta? Ne tür sinyaller verir? Çapraz bağ aslında sağlam bir yapı. Dediğim gibi dizimizin öne arkaya hareketini engelleyen kalın bir yapı ama o da yine kullandıkça yıpranan bir yapı. Beslenmesi zor olan bir yapı. Yırtıldıktan sonra iyileşmesi çok zor kendi kendine. Eğer yırtıksa zaten ilk baştan hemen kendini gösterebiliyor. Diz aşırı şişiyor. O hasta o gün dizini kıvıramıyor. Ertesi güne dayanamaz zaten. Genelde acile giderler. Acilde işte iğnesini yapar. Ertesi gün ortopedi doktoruna gelirler. Biz bakarız diz çok şişmiştir. MR'da da yırtık olduğunu görürüz. Tedavisi de biraz zaman alabiliyor. Ama genç hastalarda mutlaka yapılması gereken bir ameliyat. Cerrahi midir tek cerrahi, tedavisi? Tabii ki. Cerrahi olmadan iyileşme şansı zaten yok. Cerrahi yapılmazsa da dizde boşluk hisse, takılmalar, zamanla kireçlenme dediğimiz problemler ortaya çıkabiliyor. Evet. Ameliyatın kolay olup olmadığı konusunda? Evet. Ameliyat hani bizim için kolay. Değil ama mi, sizin bizim için? İçin kolay bir işlem ama tabii hasta açısından biraz meşakkatli bir iş. Belli bir süre onda da yine dizlik kullanması, mutlaka fizik tedavi görmesi. Yani iyileşme süreci işte 10 gün değil de onlar da 1 ay, 3 ay. Spora dönmesi işte 6 aya kadar çıkabiliyor. Ona dikkat edilmesi lazım. Şimdi hocam özellikle hani hep çocuklarımızı da aslında spora yönlendiriyoruz ama evet. burada aslında ilk başta bir ciddi anlamda çok teferruatlı bir muayene gerekmiyor mu? Bazen ben bu tür hani evet bazı yerlerden raporlar vesaire isteniyorum ama onların biraz yetersiz evet, olduğunu yetersiz. Görüyorum. Çünkü sonrasında şimdi öyle hastalıklardan öyle rahatsızlıklardan bahsediyoruz ki gerçekten baştan bir sorunla eğer başlanırsa o spora belki evet.
geriye dönülemeyecek. Aynen öyle. Hele bir sporcu için belki spor hayatına son vermesi gerekecek evrelere kadar gelinebiliyor. Evet. Yani özellikle çocuğu ya da yakınına sormak lazım. Yani bazen küçük çocuklarda bu diz kapağının dizilimi bozuk olabiliyor. Hı hı. Bu diz kapağı dizilim bozuklukları eğer sen çocuğu spora da verirsen o diz kapağı çıkarak sadece geri gelebiliyor. Diz kapağı çıkarken tabii dizin içerisinde işte menisküslere, bağlara da zarar verebiliyor. Yani bir fizik tedavi ortopedi hekimince muayene edilip böyle bir problem var mı? Diz kapağı yerinde mi? Uygun mu? Ya da kasları bu spora uygun mudur? Öncesinde bir kas güçlendirmesi gerekir mi o çocuğun? Yapılmasında fayda var. Yoksa dediğimiz gibi haldır haldır bir spora göndermek o çocuğa zarar da verebilir. Bir de çocuk belki bunun rahatsızlığını dile getiriyor, evet. Ama ailede hani sanki spora gitmek istemiyormuş, evet, gibi olabiliyor. Algılayabiliyor. Burada çok, evet, aslında dikkat etmek gerekir lazım, değil mi hocam? Yani aileye, burada anne babalara büyük iş düşüyor. Çok yani iyi gözlemlemiş, gözlemlemeleri olmaları lazım. Yani ağrı ne kadar sürüyor, devam ediyor mu? Ya da spor yaparken de bazen ağrısı oluyordur çocuk. Onu takip etmeleri gerekebilir. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Yine buraya aldığım notlar arasında var. Evet. Sinovit dedik hocam, evet. Eklem iltihabı. Evet. Şimdi dizimizde normalde sinovya denilen yumuşak dokular var. Bunlar dizin kayganlığını sağlayan sıvıyı oluşturuyorlar. Hı hı. Ama bazen bu sıvılar fazla üretilebiliyor. İşte bu sinovit dediğimiz iltihabı durumlarda. Bu kimlerde olabilir? Bulunduğu ortam olarak zorlu işlerde çalışanlar, ağır işlerde çalışanlarda, soğuk ortamda çalışanlarda ya da genetik olarak romatizmal yatkınlık varsa bu sinovya dokuları fazla çoğalıp fazla sıvı üretebiliyorlar. Bu sefer de hastanın hem dizinde şişlik hem de eğer erken tedavi edilmezse o sinovit dokuları kıkırdak hasarına sebep olabiliyor. Yani kireçlenmeye dönüştürebiliyor. Erken tedavi edilmesi lazım. Evet, tedavisinde neler uygulamakta? Tedavisinde eğer sıvı çok fazlaysa, hastayı rahatsız ediyorsa enjeksiyonla onu boşaltabiliyoruz. Hı hı. Bir ikincisi işte diz artroskopisi dediğimiz yöntemle dizin içerisine girip fazla oluşan o sinovial dokuları bizim tıraşlama dediğimiz yöntemle tıraşlayıp temizleyebiliyoruz. Sonrasında da ilaç tedavisi uyguluyoruz hastalara. Evet. Şimdi de deminden beri bahsettiğimiz PRP tekniği. Evet. Bundan bahsedelim istiyorum hocam. Hı hı. Aslında hani şu anda sanki çok böyle günümüzde estetik daha çok uygulanıyormuş gibi gelse de çıkış noktası, evet, aslında fiziksel ortopedi rahatsızlıklar. Aynen. Ortopedi değil mi ortopedi hocam? Üzerinden başlayıp şu anda dediğiniz gibi estetik, evet, üzerinden de ilerliyor. PRP? PRP hastanın kanını alarak belli bir işlemden, santrifüj dediğim işlemden geçirdikten sonra kanın içerisindeki trombositlerin ayrıştırılması ve daha sonra da onların işte hastalıklı bölgeye, işte bu diz olabilir, omuz bölgesi olabilir, dirsek bölgesi olabilir, enjekte edilmesi. Burada trombositlerin yeniden yeni doku, sağlam doku oluşturma potansiyelini göz önüne alınarak yapılıyor. Ama tabii erken dönemde yapılmasında fayda var. Yani ilerlemiş dönemlerde faydası olmayacaktır. Seanslar halinde mi yapılmakta? Seanslar halinde yaptığımız da oluyor. Tek seans üzerinden de yaptığımız oluyor. O hastanın tamamen ya işte kıkırdak hasarının boyutuna ya da işte omuzdaki yırtığın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Ama genelde iki seans ya da bir seansla toplayabiliyor. Evet. Bir de aslında avantajlı bir teknik değil mi hocam? Evet. Bir yöntem. Hastayı cerrahi müdahaleden, hı-hı, kurtarmış oluyorsun bir nebze. Ve kişinin kendi kanından, evet, olması sebebiyle, aynen, de yani alerjik reaksiyon gösteriyor, göstermiyor mu? Göstermiyor. Sadece yapılırken bir miktar ağrı olabiliyor ama o da işte 1-2 dakika içerisinde tamamen çözülüyor. Evet. Son olarak hocam özellikle demin biraz bahsettiniz ama açarak anlatmanızı istiyorum. Çünkü çok önemli. Hani diyoruz ya işte hayatın yükünü taşıyan dizler. Evet. Aynen. Ama birçok hastalık saydık. Bunlar, evet, burada sayabildiklerimizde. Bunun, tabii, dışında daha saymadığımız birçok eklem hastalıkları, aynen, var. Şimdi öyle bir yapı ki vücudumuza aldığımız her gram aslında onda etken onda oluyor. Aynen öyle. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sağlıklı bir diz yapısına sahip olmamız, evet, için neleri hayatımıza alalım ve nelerden uzak duralım? Evet. Şimdi tabii ki burada hem beslenme, hem işte spor öne çıkıyor. Hı hı. Beslenme derken hem kilo almamızı engelleyecek şekilde beslenmek birinci şey.
Bir diğer faktör sigara. Tabii ki her şeyi etkilediği gibi eklemleri de bir şekilde etkiliyor. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar ondan uzak durmak. Tabii ki kemik sağlığı açısından sonuçta eklemlerin hepsinde kemiklerde oluştuğu için kalsiyum, D vitaminlerini düzenli almamız. Belli bir yaştan sonra gerekirse D vitamini takviyesi ama tabii test yaptırdıktan sonra gerekebiliyor. Spor işte az önce de konuştuğumuz gibi hayatımızda olması lazım ama bunun da düzenli olması lazım ve aşırı olmaması lazım. Evet. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Sonuçta yıpranıyor. Biz engel olmamız lazım. Merdiven kullanmak. Evet, merdiven dize, sadece dize değil tabii ki. Hı hı. Bu omurgaya da etki eden bir faktör. Mümkünse tabii kullanmamakta fayda var ama tabii belki şartlar, bir kat falan çok tabii bir şey katta değil falan ama çok fazla sıkıntı olmaz ama hani 4 kat 5 evet. kat gibi olduğu zaman bu sıkıntı yaratabiliyor. Ama hani gün içerisinde 1-2 kere ise çok fazla bir şey olmaz ama çok fazla inip çıkma oluyorsa bu ilerleyen dönemde dizede bir yıpranmaya sebep olabiliyor. Evet. Bir de hocam yaz geldi diyoruz artık evet. nihayet. Yani baharı gördük. Baharı göremeden yaz geldi aslında evet. Bursa için ama özellikle güneşten nasıl istifade etmeliyiz? Ne kadar ve hangi saatler arasında evet. Özellikle D vitamini açısından. Yani güneşin tepeden baktığı dönemler haricinde mutlaka güneş ışığından faydalanmak lazım. İşte bu da sabah saatleri 8-10 civarı, yine öğleden sonra 3 ile 5 civarı uygun olan saatler. Evet. Hocam program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda tekrardan İnşallah. Sizleri konuk ederiz. Evet sevgili Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sayın Doktor Yaşar Akdoğan'dı. Kendisiyle diz artroskopisini konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni programlarla, yeni konuklarımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.